Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bize kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Aralıklı Hoş Diyeti'nin ikinci serisiyle karşınızdayım. Evet hocam, Aralıklı Hoş Diyeti'nin saatlerini öğrettiniz. Kimler uygulamalı, kimler uygulamamalı onları da öğrettiniz hocam. Hocam bir de biz bu Aralıklı Hoş saatlerinde neler yemeliyiz, neler yememeliyiz? Hadi şimdi bize onları öğretin ve örnek öğünler verin diyorsunuz değil mi? Tam da zamanı. Hem de yazı bu kadar az kalmışken hepimiz de kilo vermek istiyoruz. Tek derdimiz hızlı kilo vermek. Hızlı kilo vermek istiyoruz. Bu kilolardan hızlıca kurtulmak istiyoruz. Ve Aralıklı Hoş Diyeti'yle, Hatice Nurage sistemiyle, benim sistemimle güzel tabaklarımızı oluşturarak bu süreçte zayıflayalım. Hadi bakalım hemen güzel bir kahvaltı tabağıyla başlayalım. Şimdi Aralıklı Hoş sabahı uyandım. Limonlu su içmek bu arada sizin vücudunun orucunuzu bozmaz. Limonlu suyla başlayabilirsiniz. Hatta ben danışanlarıma kiraz saplı, zencefilli limonu kaynattırıyorum. Güne başlangıç suyu yapıyorum. İştah kesmede, metabolizmayı hızlandırmada birebir benden hemen size buradan bitiyor olsun. Daha sonra ardından hemen birkaç saat sonra 3-4 saniye farkında bir kahvaltı. Ben genelde 10-11 aralığını seçiyorum. Gayet güzel. Hemen şöyle bir kahvaltı tabağı hayal edelim. Beyaz bir tabak, güzel bir tabak. En güzel kahvaltı tabağını seçin ki güzel olsun. Hemen ardından yumurta, haşlama, kayısı kıvamında olabilir. Üstüne bunu zerdeçal çalıtarak yine metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. İştah kesebilirsiniz. Veya karabiber, zeytinyağı, zerdeçal biliyorsunuz ki üçü muhteşem bir karışım. Üçü birleştiğinde emilimi en yüksek seviyeye çıkıyor ve yağ yakmayı vücutta oldukça kolaylaştırıyor. Daha sonra, bundan sonra ise yanına şöyle 2-3 tane ceviz, yanına 15 tane bir zeytin, siyah zeytin öneriyorum. Peynir istiyorsanız lor peyniri olabilir. Ardından ekmek istiyorsanız kara buğday ekmeği olabilir. Ve mevsimine uygun sebzeler, bol yeşillik, maydanoz, tere, roka, dereotu bunları bolca bulunduruyoruz. Bunlar bol bol olacak yeşillikler olarak. Ceviziniz, zeytiniz de olacak. Yine böyle güzel bir kahvaltı tabağı. Ya da Hatice hocam ben yumurta yemiyorum. Yumurta olmazsa hemen. Bu arada siz yumurtanızı yeşillikli, omletli, ıspanaklı, dereotlu, lor peynirli, mantar da yapabilirsiniz. Fakat neler istemiyorum? Domates, salça, paketli gıda, karabuğday ekmeği harici, karbonhidrat, makarna, pilav, tatlı, şeker. Bunları istemiyorum. Bunlar diyette olmayacak. Bilginiz olsun. Daha sonra kahvaltıdan sonra bir sade Türk kahvesi içebilirsiniz. İçine Hindistan ceviz yağı bir çay kaşığı. Aralarda yine bitki çayı içebilirsiniz. Yanınıza bolca ceviz, bolca badem, bolca tüketebilirsiniz. Veya beyaz leblebi olabilir. Aralarda çıkarsanız bir kase kelle paça çorbası içilebilir. Ya da bir kase salata yenilebilir. Bir kase zeytinyağlı sebze yemeği yenilebilir. Kesinlikle öneriyorum. Sebzeler bol lif içerir. Hem de suda çözünebilen lifler bunlar bağırsakları çalıştırır ve kabız olmamanızı sağlar. Kilo vermede bir de kabız olmamak çok önemli. Kabız olursak kilo veremeyiz. Kabız olmamamız gerekli. Kabız olmamamız için bol sebze tüketeceğiz. Ev probiyotiğimizi alacağız. Kefirimizi tüketeceğiz. Doğal probiyotiğimizi tüketeceğiz. Bunlar oldukça önemli. Ardından akşam yemeğine ya da şöyle kahvaltı yumurta yemek istemiyorsanız yumurta yerine 3 yemek kaşığı taze lor peyniri öneriyorum. Lor peyniri olması çok önemli. Ya da hocam yumurtalı kahvaltı değil ne yiyebilirim? Hemen hayal edelim. Bitkisel süt, chia tohumu içine kuru kayısıyla blender yapabilirsiniz. Ya da bir kase ev yapımı yoğurt, içine yine bir tane kuru kayısı koyabilirsiniz. Ya da 3-4 tane koyabilirsiniz. İçine bolca ceviz veya badem koyabilirsiniz. Veya yoğurt, içine öğütülmüş keten tohumu ya da chia tohumu ekleyebilirsiniz. Karıştırıp yiyebilirsiniz. Veya çörek kutu tanesi, maydanoz bir salatalık doğrarsanız öyle de olabilir. Akşam taze fasulye, ıspanak, kereviz, enginar. Bunlar çok güzel zayıflatan sebzeler. Kabak olabilir. Bunların hepsi çok güzel zayıflatır. Yanında bolca ev yapımı yoğurt da olabilir. Cevizli marul, zeytinyağlı bir salata olabilir. Limonlu elma sirkeli olabilir. Ya da bir kase ev yapımı çorbanız önden. Ardından sebze yemeği. Sadece çorbadan sonra yemek yemek mideyi büyütebilir. O yüzden çorbadan sonra bir tık beklerseniz doygunluğunuzu hissedeceksiniz ve doyduğunuzu hissedeceksiniz zaten. Yani çorbadan sonra biraz mola verirseniz orada çok iyi gelecektir. Çorba, salata, yoğurt ya da sebze yemeği yanına yoğurt ya da balık yanına salata gibi olabilir bol yeşillik. Ya da yanına bolca bir kırmızı et, yanına bol salata, marulu, zeytinyağlı bir salata olabilir. Bunların hepsi bir birleşim.
kuzey eti olabilir. Kuzey etini daha çok öneriyorum. Bu arada lor peyniri hariç bir tek keçi ve koyun peyniri öneriyorum. Bilginiz olsun. Yine akşamdan sonra çayınızı, kahvenizi, bitki çayınızı bolca içebilirsiniz. Hiçbir problem olmayacaktır. Yine Aralıklı Hoş Diyeti'nin 3. serisi de gelecek. Bu videoları çok özenerek hazırlıyorum. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Hoşça kalın YouTube kanalı takipçilerim. Merak ettiklerinizi bekliyorum.